Mesnevi Zeylüz Zeyl 12 İ'lem yühel aziz kevn ve vücut sahasında durup ahvali aleme dikkat eden adam hadsi bir suretle anlar ki tesiri faaliyet, latif, nurani mücerret olan şeylerin şeyini olduğu gibi ilahir infial fiili kabul etme. Yani kendinde bir işin görülebilmesine müsait olma demektir. Mesela yazma fiilini Hava kabul etmez, su kabul etmez ama kağıt kabul eder. Yani kağıda yazı yazılabilir ama diğerlerine yazılamaz. Yazma işine, yazma, yazma işinde görev alan elde infial söz konusudur. El yazmada kullanılmayı kabul etmiştir, ona münasiptir. Eli hareket ettiren ruh ise maddi ve kesif olmadığı için bu maddi eşyayı kendine hizmet ettirebilmektedir. El ruhun emriyle kalemi tutmuş ve onun düşüncelerini kağıda dökmeye vesile olmuştur. İnsanın infial yönüyle bütün mahlukattan çok daha ileri olduğunu nazara verir ve bunu insanın ahseni takvimde yaratılması hakikatiyle harika bir şekilde bağdaştırır. Kısaca ve bir iki örnekle bu konuya değinmek faydalı olacaktır. Rızıklandırma bir fiildir. Bu fiili cansızlar kabul etmezler. Yani onlarda bu fiil icra edilmez. İnsan ise rızıklanan bir varlık olmakla cansızlar aleminden çok daha şerefli ve değerlidir. Zira onda rezzak ismi tecelli etmektedir. Bu tecelli mahlukun bir ihtiyacını karşılar ve ona bir değer kazandırır. Keza insanda büyüme, görme, işitme, hayata kavuşma, ölme gibi nice fiiller icra edilir. Bunların her biri ayrı bir ismin tecellisiyle meydana gelir. İnsanı bu fiilleri kabul etmeyen, yani kendilerinde bu işler görülmeyen, bu esma tecelli etmeyen varlıklardan çok ileri noktalara taşır. Bir yönüyle hepsi de infial mertebesinde bulunan mahluklar arasında bir mukayese yapılıyor. Bunlardan hangisi daha nurani ise, daha mücerret ise, kendisinden daha kesip olan varlıklarda kolayca tasarruf eder. Mesela insan da taşta yaratılma fiilini kabul etmekle var olmuşlardır. Bu noktada eşittirler ama insanın ruhu taştan daha latif, nurani, mücerret olduğu için o ruh bu taşı düşünme, anlama, nerede kullanacağını planlama, onu kendi emrinde bulunan ellerini kullanarak yontma, şekilden şekle sokma gibi birçok icraatlar yaparken taş bütün bunlara karşı sessiz kalmaktan öte bir şey yapamaz. Göz nuru latiftir, kesif şeyleri görür ama onlar gözü ve onun nurunu göremezler. Varlık alemindeki bu ve benzer örneklere baktığımızda hemen anlarız ki bir mahluk ne kadar latif olursa fail olmaya o kadar layık olur. Ne kadar kesif ve maddi olursa infial mertebesinde kalmaya yine o kadar uygun bulunur. Allah'ın bir ismi nurdur. Bütün isim ve sıfatları nuranidir. Onun nuru yanında bütün nurani varlıklar da kesif birer gölge gibi kalır. Bundan anlaşılıyor ki esbab zahiriyenin zahiliyenin halikıyla müsebbebatın mucidi ancak ve ancak nurul envar sani ezelidir. Varlıkları ve eşyayı dikkat ile inceleyen adam süratli bir idrak ve sezgiyle şu hükme ulaşır ki etkileme ve aksiyon etkileme ve aksiyon latif nurani maddenin kaydından sıyrılmış varlıkların bir özelliğidir. Edilgenlik ve aksiyona maruz kalma ise kesif maddi cismani olan şeylerin özelliğidir. Yani nurani ve latif olan şeyler maddi ve kesif olan şeyleri etkiler. Maddi ve kesif olan şeyler ise nurani ve latif olan şeylerin etkisinde emrinde kalır. Bu ince ve latif hakikatleri akla yaklaştırmak için bir örnek üzerinde duralım. Mesela insanın bedeni cismani ve maddi olduğu için Türkiye'den Çin'e gitmesi müddet ve zaman ister ama insandaki hayal, fikir, duyguları nurani ya da ona yakın bir letafete sahip olduğu için bir anda zamansız gider gelir. Çin insanın bedeni için çok uzak iken hayal ve fikri için gayet yakındır. Röntgen şuası maddi ziyadan daha latif olduğu için kesif şeylerden geçerek batına nüfuz eder. Ona nispeten kesif olan maddi ziya eşyanın yüzünün yüzünden ötesine geçemiyor. Ona nispeten kesif olan maddi ziya eşyanın yüzünden ötesine geçemiyor. Demek bir şeyin nuraniyi ve latifiyeti arttıkça etkisi, faaliyeti artar ama maddeleştikçe ve kesafet beyda ettikçe o etki ve faaliyet daralıp kısıtlanıyor. Daha büyük olmasına rağmen kesif ve maddi kesif ve cismani olduğu için ışık kadar aksiyoner ve etkili olamıyor. Daha kesif ve elle tutulur. Somut bir maddedir. Bu yüzden etkilenmeye açıktır. Etki etmekten uzaktır ama güneş daha göre latiftir. Elle tutulamaz. Güneşin dünyayı ve hayatı nasıl etkilediği ise ortadadır. Bir başka misalle bakacak olursak akıl gibi elle tutulmayan, gözle görülmeyen latif ve mücerret bir şey ile bal mumu gibi elle tutulur, gözle görülür bir şey ele alınabilir. Akıl bal mumuna etki edip onu tasarladığı şekillere sokabilir. İnsan zihninin ortaya koyduğu muhteşem sanatların hepsi bu konuya misaldir. Sonuç olarak bir kanun olarak latif ve mücerret olanın kesif ve müşahhas olana etki edici ve şekil verici olduğu ifade edilir. Buradan hareketle de tüm nurların O'nun nurunun yanında kesif kaldığı nurların nuru olan Allah'ın kainattaki sebep sonuç her şeyin gerçek kaynağı olduğu anlaşılır. İle meyyuhel aziz, kevn ve vücut sahasında durup ahvali aleme dikkat eden adam hadsiz bir hadsi bir surette anlar ki tesiri faaliyet latif nurani mücerret olan şeylerin şeyini olduğu gibi infial kabiliyet teessür de maddi kesif cismani şeylerin hastasıdır. Evet misal olarak semadaki nur ile yerdeki şu kocaman dağa bak o nur semada iken ziyasıyla yerde iş görür faaliyettedir. O da ise azametiyle beraber faaliyetsiz yerinde oturuyor. Ne bir tesiri var ne de bir fiili var.